İlk şiirlerinde Mehmet Ali Sel takma adını kullanan şairimizin adı nedir? A. Cahit Sıtkı Tarancı, B. Orhan Veli Kanık, C. Behçet Necatigil. Tamamen beni bitiren soru. Neden? Çünkü edebiyatla alakalı hemen hemen önüme gelecek bütün sorulara cevabım bilmiyorum. Çünkü bizim ailede bir rol ayrımı yaptık biz. Kardeşim edebiyatçı. Ama ben hiç nasibimi alamamışım okuldan. O yüzden hangi şair, ne yazar, ne yapar, mahlaslar ne, kimdir, şiir türleri... Sadece sınava hazırlanırken çözeceğim soru kadar bakmıştım. Hiç kitap okumaz mısınız? İnsanlar çok güzel romanlar okuyorlar, edebi eserler okuyorlar. Evet, belli noktalarda haz alıyorlar bundan. Ben bundan haz etmiyorum. Yani roman okuyarak mutlu olamıyorum. Ya da bir edebi eser, bir şiir okuduğum zaman mutlu olmuyorum. Ama sizin ruhunuza uygun olan, size iyi gelecek tarzı bulamamışsınız demektir. Buldum aslında ama bulduğum şey de... Hem dönemki Türkçe öğretmenim ve lisedeki edebiyat öğretmenimce kabul görmedi. Hem de toplum gözünde biraz yadırgandı. Çünkü ben bankaların önümüze uzattığı sözleşmeleri, ansiklopedileri, kullanım kılavuzlarını okumayı tercih ediyorum. Ben kullanım kılavuzunu okurken muhteşem bir rahatlama yaşıyorum. Çünkü bana saf, kimseye sorgulama ihtiyacım olmadan bir bilgi veriyor. Hayatta nerede işime yarar sorusunu... Cevabı zaten o kılavuz. Ütü aldıysam ütüyü nasıl kullanacağımı anlatıyor. Yani bu sizi mutlu mu ediyor kullanım kılavuzları? Evet. Ve bugüne kadar aldığım bütün ürünlerin, ilaç prospektüsleri de dahil, hepsini okumuşumdur. Önüme uzatılan bir sözleşmeyi de okumuşumdur. O yüzden edebi eserlere hep uzak kaldım. Çünkü ya, her insanın her konuda başarıya ulaşması imkansız. Edebiyat noktasında eğer ki kendimi ya da bu okuma noktasında... haz alabilecek boyutta kendimi geliştirsem, bir tat alsaydım... emin olun ki en fazla kitap okuyan olmak için yarışırdım. Peki, edebiyattan çok anlamıyorum, çok da aslında sevmiyorum dediniz ama... Evet. Sorumuz... Ya bu soruda... Çok ünlü bir şairimizin adıydı. Bir düşünün bakalım. Şimdi şöyle, ben A ve B seçeneği arasındayım. Çünkü Behçet Necatigil ismi kulağıma hiç böyle tekrarlı gelen isimlerden değil ama... Orhan Veli Kanık olsun, Sıtkı Tarancı olsun, son dönemlerde kulağıma gelen isim. A ve B şıkkı arasında kaldım. Hocam sizden yardım istiyorum. Buyurun hocam. Evet, keşke kitaplarla ilgili olarak okumak bir ihtiyaçtır ifadesini kullanmış olsaydı biz daha çok mutlu olurduk. Diyarbakır'a yolunu düşerse eğer orada... Cahit Sıtkı Tarancı'ya ayrılmış güzel bir müze var. Orayı da ziyaret et. Ben A şıkkını eliyorum senin. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederim hocam. A ve B arasında kalmıştım. Ya bu kadar şey söyledikten sonra ben bu parayı da hak ettiğimi düşünmüyorum. Ya 0 lirayla ayrılacaksam da 0 lirayla ayrılayım diyorum. Ben B şıkkını seçmek istiyorum. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım... Doğru cevap B mi?